İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel market fiyatlarını yerinde öğrendi. Fiyat artışına dikkat çekmek ve asgari ücretli vatandaşların alışveriş bütçesine değinmek amacıyla İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel marketten alışveriş yaptı. Kazım Yücel fiyat pahalılığına dikkat çekti. Fiyatların tavan yaptığı şu günlerde ailelerin bir takım söylemleri var. Alamıyoruz, pahalı. Biz bunu yerinde bir haftalık evimizin ihtiyacını giderelim diye geldik. Marketteki hem fiyatları bir tespit edelim hem de halk doğru mu söylüyor? Yok fiyatlar hakikaten makul biz mi görmüyoruz? Yoksa hakikaten ateş pahası oldu bunun bir şekliyle iletilmesi gerekli diye düşündük. Marketten bir haftalık bir alışveriş için geldik. Yani 9,5 TL bir bulaşık deterjanı. Evet. Bir ev ihtiyaçlarından bir en basitinden etrafı sileyim deseniz 17,5 TL ki her ailenin olmazsa olmazı ihtiyaçları. Evet. Bakar mısınız? Bir bulaşık makinesi için 50 TL. Bu da bir ailenin olmazsa olmazı. Evet. Bir peçete olsun evde desek el peçetesi olmuş 3,75. Evet. Klasik sabunumuz. Toz sabun. Toz sabunun fiyatı 37 TL. Allah herkese yardım etsin. Hakikaten alıp almamakta tereddüt ediyoruz. Ama ihtiyaç yapacak bir şey yok. Pandemi döneminde herkes evinde otursun, ekmeğini yapsın denildi. İnşallah bir daha kapanma yaşanmaz. 25 kilosu 150 TL olmuş. Hakikaten bir ihtiyaç sahibi aile mümkün değil alamaz. Son günlerin flaş olayı, un fiyatlarının yüksekliği maalesef almaktan vazgeçtik. Gücümüz yetmez. Tavuk herhalde 20-25 TL idi. Şu anda 50 TL. Yazık. Yazık. Evet. Et fiyatları. Uf uf uf. Biz et almaktan vazgeçelim. Bu ne ya? Dana 75, kuzu 65, dana sırt 90. Yok biz et alamayız. Evet, yumurta olmazsa olmazımız, ihtiyacımız. Bakar mısınız? Yumurtanın 17,5 liradan birkaç ay önce 35 TL'ye çıkmış. Bir ailenin olmazsa olmazı. Bunu almak zorundayız, evet. 5 litrelik bir ayçiçek yağı 104,90, 105 TL. Bu tam 6 ay önce 40 liraydı, 35 liraydı. Hakikaten artık alamıyoruz. Bir litrelik meyve suyu 7 TL. Evet. Eskiden biz çocuk sevindirirdik. En ufacık şeylerde çocukları mutlu ederdik. En ufacık çocuk için alınacak şeyin fiyatı 7 TL. Hakikaten Allah yardım etsin. Temel ihtiyaçın dışında alacak gücümüz yok. Bir ayçiçek yağı alalım. Fiyatı 18,95. Yine bir ev ihtiyacı olan pirinç 18,95 bir kilosu. Bir fasulye 18,95 bir kilo. Bir nohut yine bir kilo 18,95. Bir aile bunları yiyebilir mi derken evet. En düşük fiyatlı olan şu anda gördüğümüz küçük pirinçler var. Fiyatı 9,95. Tahmin ediyorum bir aile artık et alamıyor, tavuk eti de alamıyor ama bir makarna alabilir ama bir makarna 4,95, 5 TL. Tahmin ediyorum yine bir ailemiz bir hafta içerisinde iki tane yarım kiloluk bir makarna yiyebilir diye düşünüyorum. Bir 500 miligramlık çay 15,95. Yine bir şeker almamız gerekli. Kesme şeker alacak durumumuz yok tahmin ediyorum. Biz toz şeker alalım ama toz şekerin fiyatı da 8 TL. 1 kilo tahmin ediyorum bir haftada bu tüketilir. Bir iki çorba alacak olsak en küçük bir kişilik çorbalar 3,5 TL. 7 TL. Ailelerimizin çocuklarını da düşünelim. Ufak çocuklarımızın en küçük bisküvi 4,5 TL. Artık bisküvileri falan
düşünemez olduk. Bunları almayacağız. Çikolatalı bir şey alsak 28,5 TL. En ucuzunu seçiyoruz. 500 miligramlık bir peynir 18,75 kahvaltı için. Tereyağını alamayacağız. Durumumuz müsait değil. Üçgen peynir geçen hafta almıştım ben. Bir iki ifade kullanmıştım. Bazı arkadaşlar espri yapmıştı. 15,45 üçgen peynirin fiyatı. Allah yardım etsin. Kahvaltıyı da fazla geniş tutmamak lazım. Çünkü bütçemiz yetmeyecek gibi. 800 gramlık zeytin 31,95. Balıkların fiyatına bakar mısınız ya? Tam mevsiminde dondurulmuş balık 20 TL. 200'er gramlık küçük küçük balıklar. Evet, alamayacağız onları belli. Çorbada bir et suyu gereklidir. Bundan bir tane alacak olsanız 9,95, 10 TL. Hanımların vazgeçilmez çorbalara koyduğu 10 TL. Bakanımız ne diyordu? Eğer fiyatlar pahalıysa biraz az yiyin diyordu. Bu mevsimde domates mevsimi hala biliyorsunuz. 4,65. Kışa girmedik. Patlıcanın fiyatı 6,95, 7 TL. 1 kiloyla bir akşam yemeği yapılacak olsa 7 TL. Zeytinyağı, buna benzer alışverişlerle Allah yardım etsin. Meyvelere elimiz de gitmiyor tabii, değil mi? Meyve alacak durumumuz yok. Asgari ücretliyseniz çocukların özel bisküvisiydi, buna benzer bir şeylerini alamazsınız. Patatesin kilosu 4 TL olmuş. Tarlada kalmış. Bir ailenin belki 2-3 günlük alışverişini yaptık. Bu ailenin de bir karı koca bir de ufak çocuğu olduğu göz önüne alınarak yapılan şu alışverişte birçok şeyi de almamak için geri bıraktık. Çünkü durumu iyi olan belki alabilir ama durumu iyi olmayan insanların bakıp geçtiği yerde biz bir 3-5 günlük alışveriş diye düşünüyoruz. Bakalım rakamımız ne çıkacak? Evinde olmazsa olmazlarından bazılarını aldık. Evet. Ne kadar tuttu? 483 lira 20 lira. Evet. Bir haftalık dahi olmayan bir alışveriş 483 lira. 23 kuruş, yani 500 TL. Bunu 4 haftayla çarpsanız sadece temel ihtiyaçlarla 2000 TL. Asgari ücretli evine sadece mutfak ihtiyacını alabilir. Elektrik yok, su yok, kıyafet yok, doğalgaz yok, ulaşım yok, hiçbir şey yok. Allah asgari ücretliye yardım etsin.